Yani bir kere turu geçti Fenerbahçe. Tam oyuncular böyle temkinli konuşmuş biraz ama yani bu maçın Kadıköy'de dönüşü olmaz. Zaten Kadıköy'ü burada da yaşattılar. Yani bakıldığı Evet. zaman bilet satılmasına izin verse Belçika neredeyse bütün stadı alıp hepsini Onun bizim için vatan vermiştir büyük bir evet ihtimal. ya bizim vatandaşlarımız dolduracak. Zaten boşluklara da güvenlik gerekçesiyle Zaten izin vermemişler. Ve yapılan şovlar tabii ki biraz şeydi, çok güzeldi bir kere görsel olarak. Ve bence bu da sahadaki takımı etkileyen, motive eden unsurlardan birisi oldu. Yani maçın başındaki görsel şov, yani işte gelmiş Türkler kardeşim burada takımlarına nasıl bir destek veriyorlar. Yani neredeyse stadı yakacaklar adamlar diye. Bence bu da Fenerbahçe'nin bugünkü motivasyonunda etkili olan nedenlerden, faktörlerden bir tanesi oldu. Ve ya bugün gerçekten bütün yani programın başından beri ifade ettiğimiz oyuncuların her birinin ben ligde yani uzun zamandır böyle bir performans sergilediğini Fenerbahçe'nin hatırlamıyorum. Evet, İsmail'i hep övdük mesela. Ferdi'yi de hep övüyorduk ama İsmail bundan önceki maçlarda 3-4 ciğerle ise bu sefer 5-6-7 ciğerle şey yaptı, bir mücadele etti yani. Ferdi hep en istikrarlı oyuncularından Bu bir sezon tanesiydi. Hırvatistan maçındaki performansından sonra en iyi maçıydı bence. Şeyde de Avrupa kupalarında da Fenerbahçe'de iyi maçları var İsmail. Evet. Avrupa kupa Yani maçlarında da çok iyi maçları var. var ama bugün özelinde ve geriden bugünlere bakarsak yani Ferdi, İsmail, işte Tadic, Şuvaski, yani İsmail'in bir kere içinde Fırat'i Fenerbahçe yani bundan aradığı, oynamadığı maçlarda olsaydı belki o çok malum fark ederdi. kayıplar bile olmayabilirdi. Çok fark Belki ederdi. Fenerbahçe şu an liderliğini devam ettiren Süper Lig'deki ekip olurdu. Hadi biraz daha geçeyim. Belki kupada bile yani şey olur. Eğer oynasaydı, şans tanınsaydı. Yani Fenerbahçe için bir oyuncunun ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha gördük Fırat'ın İsmail'in performansıyla. içinden başka bir İsmail daha çıktı diyebilir miyiz bugün? 2-3 tane çıktı bence. Hocam bir de Yani altını 2-3 tane çizdiğimiz. çıktı ama Evet. Kerem'in söylediği gibi yani sakatlığı ile ilgili daha bir bilgi gelmedi Evet. ama Bir kişi fazla ciddi oynattı bugün ciddi Fenerbahçe'yi resmen. Evet. İşte içinden çıktı, ikinci bir İsmail Gerçekten çıktı öyle. sahada. Şimdi şey de var ya, bu mesela benim biraz rahatsızlık duyduğum başka bir konu var. Ya sakatlıklar, mesela Çağlar sakatlandı çıktı. Fred gene sakatlandı çıktı. İsmail ayağını tutuyor. Ve arkadan da devamlı böyle bir sakatlıklarla ilgili hep böyle bir hikayeler ve öyküler var. Yani Fenerbahçe'nin buna bir çare bulması lazım. Daha Fenerbahçe'nin 10 tane ligde maçı var. Çok önemli maçları var. Bugün Konferans Ligi'nde bu turun geçildiğini düşündüğümüz zaman yolu uzun bir Fenerbahçe var ama orada da karşımıza şöyle bir handikap çıkıyor. Bugün biz seyircimizi çok övüyoruz. Evet, hakikaten Fenerbahçe seyircisi çok özel bir seyirci. Bugün oynanan stat 22 bin kişilik stat. Aslında St. Gilas'ın stadı da değil orası. Evet. Anderlecht'in stadı. Normalde kendi statları UEFA standartlarına uygun Kriterleri değil, karşılamıyor. kriterleri karşılamıyor. Anderlecht stadı kale arkasını onun için vermedi. Anderlecht kendi sahasında kendi tribünlerini Fenerbahçe seyircisini görünce böyle şey yapmadı, izin vermedi. Ama Fenerbahçe seyircisi bugün atmış olduğu bu meşalelerle inşallah Fenerbahçe turu geçtiği zaman karşısına çıkacak, işte Kerem de az önce Bir sonraki maçta bir hocam sonraki maçta büyük bir taraftar olmayacak ihtimalle gibi görünüyor. Evet. deplasmanda da taraftar olmayacak. Yani seyircimiz de daha belki yıllarda gene içeride oynadığımızda Fenerbahçe'nin seyircisinin sahaya attığı havai fişekleri var. İyi giderken maçın Bir bir anda Sevilla maçı. Sevilla maçı, bir anda maçın ters dönmesi. Gerçekten Yani rüzgarı kesti yani rüzgarı bugün kesti. taraftar. Çok iyi bir maç çıkarıyordu Fenerbahçe. Sonra rüzgar kesildi. Yani seyircimizin bu desteği harika bir destek. Ama Fenerbahçe takımına destek olurken de yapıcı olmak lazım. Dolayısıyla da bundan sonraki Destek turlarda olarak iyi de Cem abi, köstek olmayalım o ya arada, tabii değil mi? ki Yani tabii o ki da var. köstek olmayalım ama ister istemez bazı şeyleri hatırlamak zorunda kalıyoruz. Bu turu geçtikten sonra Fenerbahçe niye bir sonraki tur olmasın? Nasıl burada şu anda mesela diyelim ki Fenerbahçe seyircisiz bir saatte St. Gilas'ta oynasaydı zorlanmaz mıydı? Zorlanırdı. Ama yarın öbür gün Fenerbahçe
çeyrek finale kaldığı zaman karşısına çıkacak rakip Fenerbahçe'nin rakip alanda oynadığında sen eğer almazsan orada tedbirini, işte karşına böyle cezalar geliyor. Ondan sonra da ister istemez ayağımızı kendi kendimize bağlamış oluyoruz. Bu arada İsmail Yüksek'le ilgili çok iyi bir istatistik, hatta birkaç istatistik. 14 ikili mücadele kazandı, 5 top kaptı, 10 sahipsiz top kazandı ve bu sezon Konferans Ligi karşılaşmalarında bu sayılara bir arada ulaşan ilk isim oldu İsmail Yüksek. İsmail Yüksek daha önce o zaman kendi rekorunu kırdı. Bundan önceki ya. Kerem burada yayındaydık yine. Aynı böyle Avrupa'da en fazla top kazanan oyuncu sıralamasında birinci sıradaydı Konferans Ligi'nde. Bu kendi rekorunu belki de Konferans Ligi'nde kırmış olabilir. Burada yayındaydık çünkü. Olabilir. Yine onu şey yaparken, verirken. Benim en merak ettiğim şu anda sakatlıklardan gelecek haberler. Merak ettiğim konu var gerçekten. Fred bir değişiklik işareti, yani şu işareti yaptığını gördük Fred'in. Evet ya. Ama sakatlık sebebiyle mi çıktı, başka bir şey mi var onu yorulmuş, bilmiyoruz. Yoruldu diye mi? Yorgunluğu yok, olabilir. Ayağını bir tuttu, çok bir şey yaptı. Ya. Uzun süre çünkü oynamadı. Yavaş yavaş formayı alıyor ve Murat Özbostan'ın da söylediği gibi efor sarf etti. Çok eforlu bir maçtı zaten. Ama Çağlar ve İsmail'in sakatlıklarının olduğunu belirtelim. Muhtemelen yarın oyuncuların durumuyla alakalı en sıcak, en taze bilgileri paylaşırız. Dileriz önemli problemleri yoktur. Fenerbahçe'nin Avrupa'da yola devam edebilmek adına bütün oyuncularının sağlıklı olmasına kesinlikle ihtiyacı var. Union Saint-Gilloise Fenerbahçe mücadelesinin özet görüntülerinin de az sonra Aspor ekranlarında olacağını belirtelim. Bu müthiş karşılaşmanın özetini hep birlikte izleyeceğiz. İsmail Hoca'dan da açıklamalar gelirse bunları da ekranlarınıza getireceğimizi hatırlatmak istiyorum. Maç sonu yayınımız fazlasıyla yoğun ve aksiyonlu bir şekilde devam edecek sevgili seyirciler. Maçın özetini arkadaşlarıma sorayım. Hazır mı? Saniyeler sonra mücadelenin özet görüntülerini ekrana getireceğiz sevgili seyirciler. Fenerbahçe 20. dakikada Mişi Batshuayi ile sahneye, Mişi Batshuayi'nin sahneye çıkmasıyla skoru 1-0'a getirdi ama belki skora bakmayan ama özeti bekleyenler olabilir. Vazgeçtim, spoiler vermiyorum. Mücadelenin özet görüntülerini az sonra Aspor ekranlarında izleyeceksiniz diyelim. Batshuayi adına da ayrıca sevindim. Kendi ülkesinde evet, böyle bir gol, müthiş, maçın açılışını yapması ve skorun bu noktaya gelmesine de çok yardımcı oldu. Ya Batshuayi hakikaten özel bir oyuncu. Fenerbahçe'nin Dzeko gibi bir markanın arkasında olmak, oradan oyuna girmek, sıra almak, dakika almak ve bu dakikaları da pozitif şekilde Fenerbahçe'ye yansıtmak önemli. Batshuayi'nin kendi tabii ki ülkesinde, kendi sahasında, kendi ailesinin önünde golle Fenerbahçe'ye katkı yaparak maçı kazanmasında pay sahibi olması onun adına çok güzel bir gece tabii ki. Özet görüntüler az sonra ekranlarda olacak. Hatta az sonra değil. Şimdi Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçının özet görüntüleri Aspor'da.